Ben hani köylü Mucit Yılmaz Kavaloğlu. Bunu da daha önce yayınladım. Üstüne adı Tup yazdım. Ya bunun adını Tup koydum. Evet, bunun adını Tup koydum. Bunu da işte niçin Tup koydum bilmiyorsunuz. Turpa benzeri. Ha, yok turpa değil de şey ne derler müziklik bakımından açık söylemek gerekirse. Çünkü insanlar benim yan çok dalga geçti. Canım sıkıldı. Ben de onun için tuttum oğlum. Çünkü ben kendimden eminim. Bugün anlaşılmayabilirim. Yarın anlaşılmayabilirim. 10 sene sonra, 15 sene sonra kesinlikle ve kesinlikle diyorum. Ben anlaşılacağım. Ve bu gemiler de olacak. %100 eminim buradan. %100. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı vardı. İnsanlığın buna ihtiyacı vardı. Bilinmezdi. Bilinmedi insanlar şimdi kendi sisteminde tuttu 700 sene şey Arşimet şeyi bulduğunda tası düşürüp taşı suyu bulduk. Yani gemiyi yaptığında Arşimet orada hata yaptı. Çünkü Arşimet de gemileri değirmi yapmasını söyledi. O mesajı verdi. Arşimet o mesajı algılayamadı. Ve Nuh'un zamanındaki gemiler gibi yaptı gene böyle. Bu kesinlikle göz olarak suyun yardığını gösterir. Daha kolay yardığını gösterir. Kesinlikle kesinlikle söylerim yanlıştır. Çünkü su gelir buradan yararken burada sıkıştırma yapar. Bu tarafta sıkıştırma yapar. Ama değirmide o yok. Nereden isterse vursun. Su açılır. Eğer ki Arşimet Tars'ın verdiği mesajı algılasaydı değirmeli gemileri değirmeye yapacaktı. Algılayamadı. Bir ikincisi pervane, şimdi pervaneler döner, suyu geri iter de gemi gider. Eğer ki Tars'ın verdiği mesajı Arşimet algılayaydı, pervaneleri böyle değil, böyle koyacaktı ki suyu döndürsün buna vursun. Ben buna gitsin. Bunun bu su mod buyu türbini gibidir. Bir taraftan emecek suyu, bir taraftan verecek. Bunlar dönüp baston gibi dönüp böyle tamam. Bu dizaynı da göstereyim burası nasıl olacağını. Bunu ilk İkinci yayınladığımda budur internette. Bak ilk bunu böyle tasarladıydım. Buradan pervane çıkıp bunu döndürüyordu. 360 derece dönme yani bu da kapatır. senin o uçağın daire tasarımı gibi. Bu da Evet dönecek. zaten bunun o doğurdu. Yani ilk onu düşündüm ya maket yapmadıydım ilk verdiğimde. Ama insanlar baktım anlamıyor. Düşündüm maketini yaptım daha iyi anlatabilmek için. Ha, ondan sonra onu bulduktan sonra bana bunu gösterdi. Yani o sistem bunu doğurdu. Yani hem yukarıda en hızlı hem denizde en hızlı. Yani burada ateş inandır. Burada da su inandır. Yani bak toprak, su, nefes, ısı. Bunlar birlik olmazsa hiçbir şey olmaz. Hayat da olmaz. Can da olmaz. Hiçbir şey olmaz. Doğanın gücünü birleştirebilmektir önemli olan. Doğayı çözersen eğer bütün sırlarını doğa veriyor. İnsanlar görmüyor doğanın sırlarını. Bu yuvarlak olmasının sebebi senin kafanda yine doğanın bir Evet dünyamız dünya, değil. evren her şeyin Evet. bir yuvarlak içinde dönmesinden dolayı düşündüğün bu mu? Evet. Dünya gösteriyorsa sistemini.
Dünya yer yuvarlak olmasaydı, dedim ki dört köşeli mevsimler olmayacaktı. Evet. Yani şimdiki bu hayat başka türlü olacaktı hayatta, böyle olmayacaktı. Çünkü dünya nedir? Yuvarlaktır. Şimdi bunu tamamlayayım, ben oralarını evet. Çizip da şey diyeyim. 360 derece dönme kabiliyetine sahip olan bir gemi. İkincisi, hiçbir dalgaya yenik düşmez. Çünkü dalga nereden gelir vurursa vursun. Yayılır. Gücü dağılır. Ve bu gemi batmaz. Yan yatma gibi bir durumu yok. Kesinlikle hayır. Şimdi yan, onunla izahatını yapar. Şimdi insanlar böyle görürler sallanıp batacak zamanında. Şimdi bunun daha güzelini yaptım. Daha iyi göstereyim de. Bunlar buldan dönüşü düşündüğüm. Yani alt dönecek, bu dönmeyecek. Evet. Ondan sonra düşündüm, bir mile bağladım. Daha iyisini, yani turpun ikinci bir modelini yaptım. Daha iyi. Bunlar şimdi bunun üç türlü. Bunun bak aynen böyle. Bu birinci türü. Buradan emip buradan basacak ama bunlar baston gibi böyle dönecek ki verdiğinde suyu gemiye vursun. Ön de böyle olacak ki önünden emsin suyu, yani bir arabanın tekerlerinin önünden toprağı aldığını düşün. Ne olacak? Öne doğru kayacak. Bu önden hem o kaymayı sağlayacak, arkadan da hem vurarak gidişi, yani bir sürat buradan kazanacak, iki sürat buradan kazanacak. Ama bu dönmeyecek. Kim? Bu dönecek mi? Hayır, sen istersen döndür. Bu dönmeyecek. Üstü. Ha, üstü dönmüyor. Altı. Geldi mesela tam buradan gaz olarak başa gemiye vurarak. Bunu keseceğim otomobil gibi bu yani aynı süratte. Şimdiki gemiler ister 500 metre, 1000 metre ister. Dönsün. Dönsün. Bunda o yok. Bu olduğu yerde. Motorun bir tanesini çalıştırırsa otomatik hayır, olarak... Hayır bir tane değil. Tamam işte nasıl sola hayır, bunu sen mesela geldin limana. Tamam evet. Doldun. Sen bunu dön, motorun istemez dönsün. Dişli döndürür bunu. Dümen gibi. Ha dişlisi olacak. Tabii dişli. Buradan otomatik mesela, olarak alt kısmı dönecek. Tabii dişli. Otomatik mesela geldik de şey burada. Kapağımız da burada. Ne olacak? Dişli bunu döndürecek. Gidecek. Gelip oraya nereye? Geldi vuruyor. Tam vuruyor. Dişli dümen gibi kesecek. Evet. Kesecek. Verecek motorları diğer tarafa. Evet. Yani emmeyle alakası yoktur onun. Evet. Starter olacak. Bu ikincisidir. Buna turp koydum aralı. Aynıdır yani. Ama burada bir de şey var. Sonra çizip göstereceğim nasıl olacak. Tamam. Bu ikincisi. Daha yeni modelini göstereyim şimdi. Aynen böyle olacak. Bir mile bağlı. Tamam mı?